Bildiğiniz gibi 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşımayı tamamen ücretsiz olarak kullanıyorlar. Bu imkanı özellikle sabah ve akşam saatlerinde kullanmaları araçlarda yüksek oranda yoğunluğa da neden oluyor. Yolcuların bu durumu şikayet etmesi üzerine Türkiye Halk Otobüsçüleri Birliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediye Birliği ile görüştü. Ulaşım esnafı ücretsiz ulaşım hakkının tüm gün yerine Haklı olarak, yine altını çizerek söylüyorum, belli saatlerde verilmesini talep ediyorlar. 65 yaş ve üzerine tanınan ücretsiz ulaşım hakkı yeniden düzenleniyor. 100 kişide 13 kişiyi ücretsiz taşıyoruz şu an Antalya'da. Burada amacımız e, belirli bir saatlerde, belirli saatlerde toplu taşıma, ücretsiz kullanmalar. Türkiye Halk Otobüsçüleri Birliği, yoğunluk ve şikayetleri gerekçe göstererek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile görüştü. Hükümet hem belediye hem de özel taşımacıları dinledi. Bir taslak hazırlandı. Taslak eğer yasalaşırsa 65 yaş ve üzeri kişilere tanınan ücretsiz ulaşımda saat sınırlaması getirilecek. Bununla ilgili bizim önerimiz sabah 7 ile 9 arasında ve akşam da 16 ile 20 saatleri arasında 65 yaş vatandaşlarımızın toplu taşıma ücretli olarak kullanması. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde otobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu düzenleme ile birlikte otobüslerdeki yoğunluğun da önüne geçmek amaçlanıyor. Antalya'da özellikle e, sabah saatlerinde işte vatandaşlarımızın e, mesaisine yetişecek olduğu saatlerde 65 yaş vatandaşlarımızın da aynı saatte toplu taşıma kullanmasıyla birlikte bir yoğunluk oluşmakta. Peki toplu taşımayı kullananların yeni kart satın alması gerekiyor mu? Aynı aktarmada olduğu gibi siz nasıl toplu taşıma biniyorsunuz, ilk binişte ücret çekiyor, ikinci binişinizde sıfır aktarmadır diyor. Aynı şekilde onların kartları da o belirlenen saatlerde ücret yüklemek zorunda olacaklar. Kartında bir baki olacak. O saatlerde binerse ücret çekecek, diğer ücretsiz olan saatlerde bindiğinde sıfır çekecek. Hazırlanan yasa taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Normal toplu taşıma kullanan vatandaşlardan da ciddi bu konuda bir eleştiri var. Yani sürekli ücretsiz olması noktasında. Büyük ihtimalle e, bu kısa süre içerisinde çözülecektir diye tahmin ediyorum. Saatler arasında değişiklik olacağını düşünüyorum ama genel itibariyle e, hayata geçecektir diye düşünüyorum. Geçti ya şu an.